Son dönemde teknolojiyi havacılıkla buluşturan yeni havalimanları ve terminaller inşa edildi. Bunlardan biri de 29 Ekim'de açılışı yapılan İstanbul Havalimanı. Ancak geleceğin havalimanlarıyla ilgili en özel çalışma mimarlık fakültelerine ait. Geleceğin Havalimanları, Küresel Tasarım Düşüncesi adlı yarışma, havayoluyla seyahatin önümüzdeki yıllarda nasıl şekilleneceğine dair yanıtlar aradı. Venedik'te gerçekleşen 2018 En İyi Mimarlık Proje ödülünü birçok havalimanı tasarımı arasından Amerika Birleşik Devletleri'nden North Carolina State College Mimarlık Bölümü kazandı. Üniversiteliler yenilik, geleceğe dönük düşünce ve küresel tasarıma yönelik bir çalışma yapmışlar. Örnek havalimanı projelerini Çin, İran, Madagaskar, Brezilya ve Yeni Zelanda ülkeleriyle bağdaştırıp konumlandırmışlar. İşte üniversite öğrencilerinin, hocalarının desteğiyle tasarladıkları en güzel 5 havalimanı projesi. Geleceğin havalimanı Nanjing, Çin. Taurus yani simit benzeri fütüristik havalimanında yolcuların araçları ile terminale kolayca girip çıkabilmeleri amaçlanmış. Varışta tüm uçaklar sorunsuz bir şekilde birbirleriyle entegre olabiliyor. Yolcular ise iniş ve biniş kapılarına kolayca ulaşabiliyorlar. Tüm bu karmaşık sistem pilot tarafından kontrol ediliyor. Lüks bir otel şeklinde tasarlanan havalimanının merkezinde kule yer alıyor. Uçaklar bu kulenin etrafında taksi işlemini gerçekleştiriyorlar. Aşkın ve Güllerin Şehri, Şiraz, İran. Çöl üzerine planlanan havalimanı İran'ın kültürel yapısı dikkate alınarak tasarlanmış. Havalimanının tipolojisini sıfırdan yaratan tasarımcılar, tesis şeklini ve işlevselliğini epeyce değiştirmiş. İki ayaklı kule şeklinde oluşturulan havalimanının en ilginç yanı, uçakların yerden değil kuleden kalkış yapmaları. Uçak geldiği zaman aprona iniyor, taksi yapıp havalimanı altında bulunan asansöre giriyor. Bu asansör, uçağı iki kulenin birleştirdiği noktaya çıkarıyor ve uçak o noktadan kalkış yapıyor. Bu nokta ise yaklaşık 100 metre yüksekte bulunuyor. Uçak yolcularını asansörle yukarı çıkarken alıyor. Herkes için uçuş. Rio de Janeiro, Brezilya. Bu havalimanı ekonomik durumu iyi olan yolcularla kötü olanlar arasındaki sınıf farkını kaldırmayı amaçlıyor. Zengin fakir herkesin kullanabileceği havalimanı, şehir merkezinden uzak olmayan bir yerde inşa ediliyor. Çevre dostu olan havalimanı, hidroelektrik güç üretecek şekilde tasarlanmış. Havalimanının dışında bulunan alanda meyve bahçeleri var. Yolcuların sıra beklemeden uçuş yapabilmesi için her durum düşünülmüş. Çocuklar için oyun alanları, gençler için etkinlik alanları oluşturulmuş. Havalimanı sadece uçuş için gelinen bir yer olarak değil, güzel vakit geçirebilecek bir mekan olarak tasarlanmış. Okyanustan gökyüzüne, Wellington, Yeni Zelanda. Dev okyanus balığı Manta Rey'den ilham alınarak tasarlanan havalimanı, akıllı terminal konseptiyle dikkat çekiyor. Havalimanının hiçbir bölgesinde çalışan görevli bulunmuyor. Her şey yüz okuma sistemi üzerine kurgulanmış. Yolcular kendi işlerini kendileri görüyor. Uçağa dikdörtgen bir asansör yardımıyla terminal içinden direkt biniliyor. Adaya dikey iniş kalkış. Tuamasina, Madagaskar. Bu havalimanı sadece dikey iniş kalkış yapabilen elektrikli uçaklara göre dizayn edilmiş. Çünkü bu tasarımda havacılığın geleceğinin bu yönde şekilleneceği öngörülmüş. Havalimanı projesinde aynı zamanda Madagaskar'ın zengin yaban hayatının yolcularla paylaşılması da amaçlanmış. Terminal içinde adaya özgü orijinal bitki türleri de yer alıyor. Yolcular uçaklarını beklerken hem havalimanı dışında hem de terminal içinde bu eşsiz doğayla baş başa oluyor. Deniz kenarında yer alacak olan havalimanı, yat limanı ile entegre tasarlanmış.